Dev Yasin-i Şerif ayeti, İstanbul'un fethini simgeleyen tablo, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinden oluşan ahşap pano ve daha yüzlerce sanat eseri. Ayetlerden, hadislerden aşağı yukarı 400 parçalık bir koleksiyon ortaya çıktı. Öğretim üyesi Doktor Mehmet Hakan Sağlam, 3 yıl önce merak salarak kendi kendini öğrendiği mozaik işleme sanatında dikkat çekici eserler ortaya çıkarıyor. Yaptığım her esere bağlanıyorum. Mesela birisi bana gelip bunu ver dese veremiyorum. Sağlamın son çalışması ise Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak bilinen Yasin-i Şerif suresi oldu. Mesela burada işte Yasin, vel Kur'anil Hakim, inneke ne milen mürselin, Sıratın sıratin müstakim. İki tane çok önemli teklif geldi. Ben ikisini de reddettim. Çok ciddi paralarda satabilirdim yani. Bir tanesi İngiltere'de çok önemli bir müze bunu almak istedi. Bir de Orta Doğu'dan bir e, müze bunu almak istedi. Mozaik işleme ve kufihat sanatlarını birleştirerek büyük bir titizlikte ve sabırla dev bir sanat eseri ortaya çıkardı. Tek tek döşeniyor. En ufak bir e, taşı yanlış koyarsanız anlam değişikliği oluyor. Yasin-i Şerif suresinin olduğu tablo 2 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğinde. Tam 110 bin parça mozaik kullanıldı ve 6 ayda ince ince işlenerek işte bu muazzam halini aldı. İhlas Suresi, Fatiha Suresi bunları görebilirsiniz ama bu kadar büyük bir e, ayeti bulabilmeniz mümkün değil yani. Mehmet Hoca'nın yaptığı çalışmalar Yasin-i Şerif Suresi ile aslında sınırlı değil. Şu ana kadar 400'e yakın tablo oluşturdu ve bu tablolarda ileride açacağı müzede sergilemek istiyor. Akademisyen Sağlam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için de ahşap oyma bir tablo yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı odası için tasarladığım bir eser ceviz ağacı üzerinde oymadır tamamen. Ee, makine falan yoktur burada. 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 250 şey ismi tek tek burada yazılıdır. İşte Ömer Halis Demir, Yasin Bahadır Yüce.